Gençler, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi böyle gördükçe ben de memnun oluyorum. Ziyadesiyle de. Niye bu kadar? Çağırdığı zaman hiç ikileme. Yükselin. Çağır dedim böyle. Şeyde Kadıköy Belediyesi'nin Göztepe'de kampüsü var. Orada bazen felsefi seminerler veriliyor. O bizim malum hadiseden önceydi. Orada çağırıyorlardı. Ama dalga geçmek için tabii. İlk önce iki tane felsefeci, bir tane beni araya koyarlardı, koymak için. Dalga geçelim diye. Hani bu işte. İstanbul sonra vazgeçtiler. Birkaç da oysa 6 ay program yapmıştık. Kelam nedir diye. Hiç ömründe duymamış. Muhakematten kelam nedir. Benim önüme bir felsefeci koymuşlardı. Oraya ben sonra benden sonra felsefeci. Benden sonrası çıkmadı. İki defa da çağırdığımda daha çağırmadı. Niçin söyledim? Beni çağırıp da gitmediğim yer pek yoktur. Zındıkların yerine gidiyorum, cenazeye gidiyorum. Ama imkan el verdikçe ve böyle dershanelerde sizleri tabii böyle görünce daha insan hoşuna gidiyor. Yurt dışına sırf insanlar ısınsın diye düğüne bile gidiyor. Isınsın diye. Cebinden de ödüyorum. Ha, kimseden de bir şey almıyor. Cebimden ödüyorum. Yok pardon. Yani fırsat bu fırsat. Bir daha bulamazsınız. İmam-ı Gazali'nin dediği gibi ölmeden önce insanlığının kıymetini bil. Öldükten sonra insan olamayacaksın. Değilsin. Çünkü insanlık dünya için verilmiş. Sen insan değilsin. İnsanlık sana verilmiş. İnsanlık verilmiş. Diyor ya, İmam verilerek ne verildi? İslamiyet verilerek, İslamiyet midesi verilerek sana ne verildi? Sana diyor insaniyet verildi. Sen kimsen? Sen insan değilsin. İnsanın da arkasındasın. Toplumsal olarak da derdik ya, diyoruz ya, hani bazen kızdığımız zaman, sen insanlığına yazıklar olsun, insanlığını unuttun, hiç mi insan olduğunu anlamadın? Demiyor muyuz? Hey sen, kimsen? İnsanlığına yazıklar olsun. Hiç insanlığından utanmadın mı? Ey sen, hani gömleğin, benim gömleğim der gibi benim insanlık. Çünkü 11. hakikatta da öyle diyor. Bab-ı insanettir ki İsmi Hakim'in cilvesiyle oraya insan girecek. İnsanlık bize verilmiş. Biz daha arkadayız. Eğer insan olamasak kelenamu benumada. Yani daha aşağıya in. Daha aşağıya iniyor. Şimdi ben bir yer okuyacağım. Hazırladım. Bilerek, çalışarak geldim. Öyle langurdu, tombala çar gibi. Onlara çok kızıyorum. Bakalım ne nasibiniz var. Bu sizinle alay ediyor. Yapacaksan çalışacaksın. Çünkü lisanın sırada matematik, coğrafya bile böyle değil. Hoca böyle yaparak derse gelmiyor. Öyle hoca da zaten verimli olamaz. Çalışıp notlar almış hoca, başarılıdır, disiplinlidir. Böyle bir kitap değil ya. Tabii sessiz kalmasın ama ciddi bir değer vereceksin ya. Bakacaksın neyle muhatap olacağız? Şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cehennem niye var? Ne işe yarıyor? Nerededir? İnsanla kainatta mukayeseli yapacağız inşallah. Bakayım becerebilecek miyim? Sorabilirsiniz. Mevzuyla alakalı biliyorsam cevap vereceğim. Şimdi cehennem niçin lazım? En çok onun üzerine duracağım. Şimdi şöyle bir mukaddemeyle başlayayım. 15. sözde bazen nakiller yapacağım ezberden. Çünkü açarsam uzun oluyor. Bilmeyenler
kafadan attı diyor vesaire. Türkiye'nin ve toplumun gerçeklerinden uzak olanlar izahlı derse karşı çıkarlar. Toplumun gerçeğidir. İster kabul et, ister kabul etme. Kur'an tefsir ediliyor, Risale'nin de tefsir ediliyor. Toplumun bir gerçeğidir. Gençler karşımızda bu lisanı aşına değil, maalesef bir gecede bu millet cahil edilmiş. Bu gerçek de biliniyor. Mesela benim en yakınıma söylüyorum, suhulet de olur dedim bu. Suhulet, ne, suhulet nedir dayı diyor. Benim yeğenim. Yani bununla büyüdüğü aldı. Ne anlarsan anla, bana ne anlasaydın. Bu gayretsizliğin ifadesidir. Biraz gayret edeceksin. Bir şey vermeye çalışacaksın. Bu gerçektir arkadaşlar. Bir Fatiha, Kur'an herhangi bir suresi 350 bin tefsiri olmuş. Gayret edeceksin. Bu gençliğe ben ne vereceğim ya? Çalışacaksın, notlar alacaksın. Şimdi diyor ki 103. Ha, başlamadan 15. sözde kainatın kalbi küre-i arzdır diyor. Okuyanlar biliyor. Okumayanlar teslim olsun bana. Tamam. Kainatı düşünün. Allah kainatı yarattı. İnsanı yarattı burada. İnsanın merkezi kalp. İnsan, düşünün ben, bu kalp bedenin ne işlevi varsa, kainatın içerisinde de küre-i arz, dünya, yaşadığımız şu memleket o işi yapıyor. Rivayette de, hadiste gördüm. Arş, Kabe, insanın kalbi aynı. Üçü aynı düzlemde. Şimdi bir şey anlatacağım. Tamam mı? Kainatın kalbi küre-i arz. Tamam? Aynı kanun. Yani kalpte ne var anlamak istiyorsan dünyada ne var bak. Çünkü kalp kainatın kalbidir. Rüznamesidir, kulasasıdır, haritasıdır, çekirdeğidir, takvimidir. Tamam mı abi? Peki kainatta şu dünya onun kalbidir. Şu kalbi dünya olan yerde volkan var, mağma tabakası var. Dağlardan fışkırıyor ya. Olmasa ne olur? Şimdi mağma 200 bin santigrat derecede ateş var. Değil mi? Merkezde. Şimdi bu patlamalar, nükleer patlamalar oluyor. Volkanik bir faaliyet. Yani bir mağma tabakası bir dağdan çıkıyor. Çıkmadığını, böyle bir menfezin olmadığını farz sayarsa küre-i arz paramparça olur. Oradan parçalanmaktan kurtarıyor. Nefes alıyor. Patlama oluyor ya. Genleşiyor. Patlıyor. Yani şeye benziyor. Motoru su donduğu zaman kışın bilo paramparça ettiği gibi. Tamam, beraber gidiyoruz bakın fikre. Bir daha kainatın kainat bir memleket, ülke. Onun kalbi dünyadır. Bedendeki kalp gibidir. Böyle mühim vazifesi var. Bu dünyaya girdik. Dünyanın merkezinde bir mağma tabakası var. Bu mağma tabakası volkanik faaliyetler, nükleer patlamaları, madensel. Çünkü o da donmasın. Patlamasa toprağın altında buz gibi olur. -273 santigrat derecede olur. Hiçbir bitki yetişmez. Aşağısı sıcak olacak. Güneş de sıcak olacak. İki sıcak arasında hayatiyet devam ediyor. Ama bu nükleer patlama olmasa, yani volkanla yapmasa patlar, küre-i arz paramparça olur. Ne kadar lazım? Yani mağmaya girmeyeceğim. Mağma çok lazım. Ha, volkan da çok lazım. İnsanın kalbi de küre-i arz gibidir. Burada da patlamalar oluyor. Nükleer patlamaları oluyor, yangınlar oluyor. Dışarıya psikolojik sorun olarak çıkıyor. İyi ki sıkıntı var. Sıkıntı dahilin dışarıya nüksetmesidir. Ve insanı yapılandırıyor ve şekillendiriyor ve besliyor. Sıkıntının olmadığını düşünün, insan insan değildir. Sığırın böyle hiç gördünüz mü? Ah ulan ah, batsın bu dünya. Canım sıkılmış. Getir lan iki tane çay. Diyor. Yok değil. Moralim bozuk. Canım sıkıldı. Panik atağım.
Eskide de vardı bunlar da anlamlandıramıyorduk yani sıkıntı ise. Peki sıkıntısı nedir? Sıkıntı sıkıntı yapılırsa sıkıntı sıkıntı olur. Yani kontrolsüz olursa sıkıntı olur. Bildiğin zaman nimettir. İyi ki bu patlamalar var. İçsel yapılan, yani duygulara malzemeymiş biliyor musunuz? Sıkıntı. İçsel yapılanmayı birbirine kaynak. Mesela kaynak düşünün, kaynak demir. İki ayrı parça birbirine kaynak yapacaksınız. Neyle yapıyorsunuz? Değil mi? Bak ateş değil mi? Ateş de. Kaynak şeyle. Ateş de yapıyorsun. İki farklı duyguyu kaynaştıran insandaki o sıkıntıdır. Üstad da der ki, dertler bana dermanmış. İmam Ali der ki, servetin ve sihatın batırdığı adama göre, yani o kadar batırmış ki, hastalık ve yokluğun çıkarttığı adama yetişemez diyor. Hastalığın ve yokluğun kurtardığı adama nispeten, servetin ve sihatın batırdığı adam daha çok. Farklı parçaları birbirine barıştırma, kaynaştırmaya yarıyor. İçsel yankı. Şimdi bu meyanda şöyle bir düşünün. İlem Eyyül Aziz, 103. Mesnevi Nuriye. Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiş. Dahil olduğu gibi bir, mesela bir ceviz, bir fındık, bir armut, bir şeftali. Kocaman bir ağacın, bir kavağın, değil mi? Çınarın çekirdeği var. Kocaman ağaç, çınar, çekirdeğinde dahil olduğu gibi cehennem dahi küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudu bir yakin ile müşahede etti. Müstat gördüm diyor. İlmel yakin, anel yakin, hakkal yakin. Uzaktan baktığınız dağda arkasında, dağın arkasında duman çıkıyor. Dersin ki burada bir ateş var. Bu ilmel yakin. Gittin gözünle gördün. Aynel yakin. Elini soktun. Hakkal yakin. Şimdi aynı bu örnek, peki ben diyor Hanzale ağacının komple Hanzale çekirdeğinde mündemiş olduğunu, aynı bak ağacı mündemiş olduğu gibi cehennemde küfür ve dalalet tohumunda müstetir, gizli ve mündemiştir. Ben bunu şuhud olarak gördüm. Şahit oldum. Şahit, ilme lakin, aile lakin, hakikat yakin. Gördüm diyor. Bir parçasını size söyleyeyim. Bakayım olabilecek miyiz? 642 mi? 242. Ondan sonra ustad diyor ki, bakayım bulabilecek miyim? Söyleyiniz. 47. 249. Bugün bak nasıl şahidim diyor. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Bak şunu. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Yani kafadan çıkan fikirler, duygular, hisler aynı cep telefonu gibi dalga yayıyor. 3 aylarda hele Ramazan'da bu dalgaların yaymış olduğu dalga ile ortaya meydana gelen harika bir hava oluyor. Bunu 66. sayfada Kastamonu'da diyor ki, mesela şeriatta da öyledir. Gübrenin, pis bir şeyin buharı da pis kokar. Pistir. Bu kafadan çıkan müspet efkar veya batıl fikirlerin şu anda günahları muzahrafatı buharat muzahrefe oluyor. Muzahref berbat, ezil bir buhar oluyor. Buharat-ı muzahrefe, buharat-ı nezafete oluyor. Yani kafadan çıkar. Şimdi bu sirayet eder. Akıl akla tesir ederse sigara gibi, sigara içmediğin halde sigara içinin yanında otursan sana siner. Bana hiçbir şey olmaz zannetme. Bozuk itikadı bozuk insanlarla oturursanız
size itikadı sirayet eder. Yani su yumuşaktır, kaya serttir ama vura 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 oyuyor. Aklen karşı karşıya kopyala yapıştır, bu sirayet. Kalpte inikas olur, ruhta insiba olur. İnsanlar arasındaki ilişkiler üç kanun işliyor. Sirayet, inikas, insiba. İnsiba dönüştürmek, sahabe-peygamber ilişkisi gibi. İnikas ise kalben beslemek, maneviyat. Şimdi diyor ki, bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Herkeste sıkıntı var. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Şimdi iyi dikkat edin. Bediüzzaman Asın İmamı. Diyor ki, hatta bana da bir gün sirayet etti. Sirayeti onun için anlattım. Diyorsun. Sıkıntı ustada da sirayet etmiş. Sen diyorsun ki, ben diyorum ki, bana sirayet etmez. Nasıl etmez? Bana da sirayet etti diyor ustad. Toplumsal sıkıntı sirayet etmiş. Bak bana da bir gün sirayet etti. E çare neymiş? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Meşgul olanlarda ama. Meşgul olanlarda. Elhamdülillah. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Allah'ın nimetini şükür için tadad et diyor ya. Vallahi billahi Allah'ım şahit olsun. Yalan Allah şahit edilirse kafir olur. Risale-i Nur'la meşgul olduğum zaman ve olduğum günler ve bazen diyorum ki şükür için söyleyeceğim. Acaba şu anda dünyada benden mutlu insan var mı? O dima derslerinde şey yaparken pazar günleri yapıyoruz. Hususi yapıyoruz çok. Hiç kimse 10-12 kişi var. O ders 4 saat sürüyor. Yarım saat veya 15-20 dakika bir kahve molası var. 4 saat sürüyor. Ancak ısınıyoruz. Mubala değil. Dima dersine bakar görürsünüz. O dersten sonra inan 5-6 saat kendime dünyaya gelemiyorum. Ya arabayı kaybettim. Ya götürüyorlar tamam mı? Her şey. Hiçbir şey yok. Yani Risale'nin böyle bir şey. Ha demek ki eğer aranızda beraber olduğunuz insanla bağnaz, geçimsiz, taassup, onu bunu iten, tenkit eden, sevmeyen, kendisini sevmeyince karşıyı da sevmez. Böyle bir insanlarla oturursan vallahi değil Risale-i Nur, Kur'an'la meşgul olsan gene mutlu olamazsın. Şu bakteri insanlarla oturmayacaksın. Olumsuz insanla oturmayacaksın. Sende de mikrop bulaşır. Uzak dur kardeşim. Allah Resulü öyle diyor. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu. Bak ne diyor? Sen kimsin, ben kimim ya? Diyor ki, diyor bak ne diyor, hatta bana da bir gün sirayet etti, sıkıntı. Kastamonu 123'te de, şimdi diyor maddi ve manevi herkes bir sıkıntıda. Risale-i Nur'a meşgul olursak, tamam, o sıkıntı gidiyor, vallahi şahidim. Hatta sihir büyü mü var? Asa-i Musa için diyor ki 654-656 şu anlarda sihir ve büyüleri iptal edebilen Asa-i Musa. Musa Aleyhisselam'ın ne özelliği vardı Musa Aleyhisselam'ın asasının? Sihir ve büyüleri iptal ediyordu. Asa-i Musa boşuna denmemiş. Nerede sıkıntı var evde? Oku bak görüyor musun? Böyle resmi okuma. Allah ne zaman bitecek ya? Resmi öyle değil. Adam gibi 5-10 dakika oku. Bak, zevk alırsın. Ben delilim kendime. Ha, buna delil de 300 küsur psikoloji dersi yapmış. Öyle tıbbi, bedensel psikoloji değil ha. Ruh eksenli. Bedensel dayatmalar nasıl çözülüyor? Şimdi diyor ki, hanzale ağacı, hanzale çekirdeğinde dahil ve mündemiş olduğu gibi, küfür ve dalalet dahi, yani bu sıkıntıda insanda gömülür. Yani şey, cehennem aleti de dalalette ve küfürde varmış. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir, aynen öyle de iman habbesinde de cenneti manevi mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm diyor. Mesela bir namazda veya bir sohbette böyle rahatlık olmuyor mu bazen? Bir namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle sen veya cemaat takar. Böyle tatlı bir şey olmuyor mu ya? O ne demek biliyor musunuz?
Allah o anda açmış kendisini sana, sen de memnunum ha. Böyle o huzur olunca ruh Allah'ı görüyor. Sen görmeyi göze indirgediğin için görmüyorum zannediyorsun, oysa Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Hazır olduğu için sende huzur oluyor. Huzur hazırdan geldiği için. Errahmanirrahim. Ben sende bazen oh. Ha, o tatlı huzur Allah hazır olduğu için. Hazırdan oluyor. Ha, niçin anlattım bunu? İmanda cennet çekirdeği var. Senin de bir de imanının onaylanması demektir o. İmanının onaylanması anlamına geliyor. Hani mealen diyor ya, Allah'ın evlerini, mescitlerini, camilerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Geçen birisine baktım böyle, adam dökmüş çakıl demir, gece çok kaçıyor falan. Bir dersten gelirken denk geldik vesaire. Anladım. Dedim sana bir şey söyleyeyim mi? Patron ki, ya ne bileyim ne karıştırıyorsun ki, ben hocayım merak etme. Ondan sonra bir yere denk gelmiştik. Ya demir boşalttı, kamyonla kaçıyor. Camiye, ya demir elçime bir şey boşaltmış yani. Dedim ki, imanına delildir. Bir de kasıla kasıla gündüz döksem olan var mı lan benim gibi neler yapıyormuşuz? O değil. Böyle şöhret için değil. Bak adam, sana bir müjde vereyim. Allah Kur'an'da diyor ki, benim evlerimi, mescitlerimi, camimi ancak bana iman edenler yapar. İmanının olduğuna fiili tasdiktir bu. Gel bir sarılayım sana dedi. Şimdi huzurda oluyor ya, imanın odaylanması anlamına geliyor. Çünkü İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'den sonra oluyor. Huzur makamı oluyor. Niçin söylüyorum bunu? Nasıl ki hurma çekirdeğinde hurma ağacı hamiledir, aynen öyle de iman habbesinde de cenneti mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvulu ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası dahi tazip edici bir cehennemini iman ve hidayetle bir cenneti intaç ettiğine istibat yoktur. Yani cehennemin varlığı delili hadsi bir yakin ile herkes şahit. Of. Canım sıkıldı. Gibi. Şimdi size bir cehennemde haber vereyim. Şimdi insan sıkıntıdan kaçmak ister değil mi? Kurtulmak için. Kaçışına bakarız. Ne kadar korkmuşsa anlarız. Hafif bir korkutmadan az kaçar. Biraz şiddetli korku varsa çabuk kaçar. Köpeğin kovalaması, depremin olması. Öyle mi arkadaşlar? Çok şiddetli bir silahı çok çabuk kaçarsınız değil mi? Peki içsel alemi siz doldurun. İçte ne kaos ne cehennem var ki onun kaçışı ve çıkışı, kurtuluşu intihar olmuş. İntihar kurtuluş olmuş. Kurtulacağım diye intihar ediyorlar. İntihar kurtulmak için yapılır. Peki kurtulmanın kendisi intiharsa kaçış, ya kaçtığı yer nasıl bir şeydir? Ha? Bu nasıl bir şeydir? Almanya'daydım, 85 metreden atlamış adam. Ondan sonra garipsedim, dedi ki, abi dedi yarın bir yere söz verme bir şey götüreceğim. Ondan sonra Almanya'da İsviçre'de vesaire vardı, Amerika'da da vardı ama Almanya'da da kurulmuş. Resmi gidiyorsun parayla, diyorsun ki, videosu da var ya, YouTube'larda var. Yani ilaçta böyle, çay bardağı kadar bir zehir var. Hmm. Bak son kararımı imza at diyor. İzlediniz değil mi? Oradan bir mecula bizim gruba attılar, niye attınız diye adamı bile çıkarttım. Böyle videoyu niye attım buraya? Gidiyor, adam diyor ki tam yanıyor, vazgeçtim diyor değil mi? Su istiyor. Hayır, su vermiyor. Çünkü kurtulup da sıra mahkemeye veriyorlar. Ben tam imza atmıştım, bağırabilirim. Adam hayır diyor, tam içti ya ölüyor, su istiyor, vermiyorlar. Öleceksin imza attın. Para ile ölüyor. Peki sen en ufak tırnağını arınca doktora koşuyorsun. Şöyle bir kefen altına gelince kabir geliyor. Nasıl ödüm patlıyor? Adam hayat anlamını nasıl yitirmiş? Sebebi şu. Hayat uçağın irtifası gidiyor ya. Hayatınızdan daha değerli neyiniz var? Her şey hayat anlamını buluyor. Hayatınızdan daha değerli hayatınıza gaye yaparsanız
hayat yaşamaya değer. Eğer hayatınızdan daha basitçe hayata gaye yaparsanız hayat anlamını yitirir, inter seçenek olur. Hyundai değil, Honda fabrikasının sahibi filozoflarını, felsefecilerini çağırmış. Dünle bugün arasında ne fark var dedi. Ben intihar eden 60 küsur 63 kişinin kitabını okudum. Dünyaca meşhur böyle bir niçin ettiler diye. Bir tanesi de bu. Zenon'un sahibi, Fiat'ın sahibi, Honda'nın sahibi. Ben hulasa ediyorum. Diyor ki, böyle filozoflara diyorum, Honda sahibi, adamın adı Honda. Dün ile bugün arasında ne fark var demiş. Hiçbir fark yok. Yani şekiller olsa bile aynı. Bugünle yarın arasında fark olacak mı? Yok. O zaman niye yaşıyorum ki demiş. Doğru. Ama Allah Resulü demiş ki, iki gün eşit olan zarardır. Hayatına bir şey koyma. Uçak böyle giderken hafif bir irtifa ver. Hafif hafif her gün için bak çıkıyor yukarı. Başlangıçta küçük bir irtifa ileride yükün teşkil ediyor. Eğer imanınıza takviye yapmasanız, irtifa vermeseniz imanınız sizi taşıyamaz. Çünkü tahrip çok. Bu sefer sıkılırsınız. Mevcut ana babadan miras kalan apartman, arsa gibi mevcut imanına kanaat edersen yaşama şansın yok. Sıkıntı çoğalacak. Ha? Onu şekillendirmek gerekiyor. Şimdi demek ki küfür ve dalalette cehennem var. Bak bir tane örnek verdim. İntihar çare ise, o kaçış intiharsa, kaçtığı yer, kaçtığı şey nedir yani? Nasıl bir şeydir? Ondan sonra ceset yakılıyor Almanya'da. Para veriyorsun. Hop. Ben pastor olduğum için hocam dediler. Öyle resmi protokol şey yaptık. O saç, kalbinizli saça kadar şey yaptılar. Çıplak adamı gördüm. Koyuyorlar bile. Öteki taraftan 20 dakika sonra mı yani o saat sonra şişeyi veriyorlar. Anneniz, babanız buyurun. Onun için Avrupa'da mezarlık çoğalmaz. İsterse 10 sene sonra da gidin aynı. Hiç kimse ölmez sanki. Dünya ve ahirette yanmanın yolu Hristiyanlıktan geçiyor işte. Onu hissediyor mu? Hissediyor tabii. Cesip aynen hissediyor. Deniz diyor ki, dirinin hukuku gibidir, ölünün hukuku. Mezara basamazsınız. Arkadaşlar, küfür ve dalalette cehennem kaosu var. Yani bizi sıkan günahlardır. İşlediğimiz günahlar, tamam mı? O psikoloji, ilaç. Ben ilaçtan önce bir böyle bir terklerini çoğalt. Bir de ümre gibi bir haç yap. Kul hakkı varsa, adakların varsa, tamam mı? Televizyonlardan uzak dur. Namazı vaktinde kıl. Tesbihatını yap. Her gün 5-10 dakika mutlaka Sayın Musa'yı oku. Onu Hizbul Kur'an'ı oku. Hizbul Kur'an. İstanbul plakası kaç? 34. Emir Dağ 1-34'te diyor ki, okunduğu zaman hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Buhran çevireceğim. Hizbul Kur'an'ı aç bak oku. Usta diyor okunurken, peki Kur'an'la ne farkı var? Kur'an geneldir. Oradan bu iş için seçtiği ayetler var ustadın. Aklı inşa, kalbi ihya eden ayetleri seçmiş. Cımbız da seçmiş Hizbul Kur'an. Onu oku. Allah şahit, keyif alıyor. Vallahi billahi tallahi çaydan daha lezzet alıyor. Onu okurken. Vallahi lezzet alıyor. Namazımdan da lezzet alıyor. Ama Hizbul Kur'an okuyun. Bak bu ne aldın? Aç ya gece ya. Aç onu bak. Okumak nasıl gelecek? Bu okurken beyin ve vesvese olmuyormuş. O anda sana vaat etmiyor. Realiteden bahsediyor. Ha, şimdi sıkıntı demek günahlar demek. Küfür ve dalalette cehennem üstetir. Küfür ve dalaletin yapısı da günahlardır. Çünkü lemalarda diyor ki, lemalarda şurada bak. Ağabeyin de beyin ve vesvese var. Tabii ki televizyonda kal. Ben de seyretmek isterim tabii. O güzel kızları televizyonlardan biz de seyrederiz. Ama bedeli birkaç dakika seyretmenin bedeli faturası dünya ve ahirette çok acı. Ondan sonra abi yanıyorum. Tabii ki yanarsın. Aşağıdan beri tutuşacaksın tabii. Öyle bedava yok. Diyor ki kalp ve lisanın işi öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler.
günahtan gelen yaralar. Günah işliyoruz ya. Bu sefer sıkıntı. Bundan kurtulmak için daha beter günaha giriyoruz. Bütün günahlara yapılırken masumane merakla başlamış. Ya şu videoya bir gireyim ya. Tamam çıkarım sonra. Ya neyse şunu da ona hiç yokken girmemeye gücün yetmedi de girdikten sonra çıkmaya gücün yeter mi? Plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yetmedi, girdikten sonra bakmama yetecek mi? Televizyon alayım mı almayayım eve, açayım mı açmayayım mı? Gücün yetmiyor da girdikten sonra açmamaya mı gücün yetecek? Bak diyor ki, ben dinden bahsetmiyorum, sevap günahtan bahsetmiyorum televizyonu. Psikolojiden bahsediyor. Ne içersen iç, doktorun verdiği ilaca mahkum olacaksın 10 sene, 20 sene. Tek bir çaren var, terklerini çoğaltacaksın. Hiç sarılma bütün günahları terk edeyim. Bir senede bir tanesini terk et. En can alıcısın, bir tanesini seç. Bir tane ya. Senede bir günah terk et. Bir tane. Hepsini değil. En can alıcısını sen seç, onu terk et. Bir tane, tamam mı? Bir tane seç. Bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveselermiş. Bak günahların alt veri tabanı ve şeymiş. Vesveseler neymiş? Günahlar. Vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahali iman olan batını kalbe işleyip imanı zedelen ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkârını uzaklaştırarak susturuyorlar. Zikir deyince subhanallah subhanallah değil. Namaz kılamazsın kardeşim. İstediğin halde, hafız olduğun halde kılamazsın. Niye? İşlediğimiz günahlar nefret ettiriyor. Bak, işlediğimiz günahlar, bak diyor ki, bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan asıl olan vesveseler, şüpheler, nevzu bile mahal iman olan batın kalbi işleyip imanı zedeler. Zedeleyince ne oluyor? Faturaya bak şimdi. İmanın tercümanı olan lisane zevkülüsüne okuyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Rahman Rahim, Manikü. Derse de geliyoruz. Kâr derse gidiyoruz, kâr gidiyoruz. Uyuyoruz, tamam mı? Biz de bir felsefe bulmuşuz. Dışarıda olacağını vardı, o burada uyuyor. Oysa uyku aleti birbirine zarar verdiğini, sirayet ettiğini bilmiyor. Mesela misal vereyim. Sirayet vakit yapıyor. Size de olmuyor mu bu sefer? Oldum, bayram abi de oldu abi. Oluyor değil mi? Sirayet bu işte. Ha? Ya ben yatsam ne olur? Yatmayacaksın kardeşim. Sirayet ediyorsun, diğerlerine zarar veriyorsun. Öyle dedikleri gibi değil. Sirayet kanun. Peki ne yapar? Namazdayız. Biraz önce televizyonda kalktık, internetlerde dolaştık şak 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 şak. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Dua yapacağız. Ondan sonra kardeşim terk edeceğiz. Sabaha 10 cüz Kur'an okuyacağını Allah aşkına 10 dakika televizyondan uzaktır, internetten uzaktır. 10 cüzden sonra, bak 10 dakika televizyon sonra ve internetteki o pisliklerden sonra 10 cüz okusan gene ruhunu tamir edemez. Sevap cihetiyle demiyor. Ruh öyle kirleniyor ki çıkmıyor. Ondan sonra günah işleme nispetinde olacak. Of pof yapma. O zaman günahını terk et. Günahları terk et kardeşim. Her gün günah içinde sıkıntının onu fiziksel, dindeki adı günahtır. Fiziksel boyutu sıkıntıdır. Bak, günah fiziksel boyutu, bedensel boyutu sıkıntıdır. Tamam mı delikanlı? Onun önündeki sen. Ben. Evet. Tamam mı abisi? Her bir günahın fiziksel boyutu sıkıntıdır. Dindeki adı günah. وَاِنَّ الْاَبْرَارِ اِلَى فِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَرِ اِلَى فِي جَعِيمٍ Sunuatta geçiyor. Yapılan amellerin ahirette nasıl olduğunu görmek isterseniz, akıbetine bakın her amelin. Sıkıyorsa sizi, o ahirette sizi bekliyor cehennem hesabı. Hepimiz ya, ben burada konuşuyorum, ben bunun dışında değilim ki. Ben de baktığım zaman
Ben de plajlara gittiğim zaman, ben de televizyon, internetlere dolaşma nispetinde ya namazım, risale, dersler, evdeki hayat, aile hayatımız ya sus tuzsuz ya hiçbir şeye benzemiyor ya. Diyet yemeğine benziyor. Yağ yok, tuz yok. Malzeme yok. Et yok, met yok, şu yok mu yok mu, hep sebze, böyle su bir tarafa, pirinç bir tarafa, kafasına göre takılmış. İşte yemek bu işte. Tat vermiyor. Ter kardeşim, dinimizde sevap yapmaktan önce geliyor, günah terk etme, Kastamonu 148. İlk önce terk et. Farzları yap, sevap kazanmaya uğraşma. Sabah oruç, şöyle gündüz, akşam oruç tutacağına nafile, 10 tane günaha bakma daha sevaplıdır. Reveye bir tane ya. Her gün baktın kaç tane vardı 10 tane, 9'a düşür yeter. Ben hiç bakma demiyorum. Bu azalt yani. Nasıl yapacaksın? Önüne çıkıp da bakmamak zor olacağından, ulan bu caddeden gidersem 10 tane görürüm, bu caddeden gidersem 5'e düşerim. Bari kârdır lan 5 tane. Buradan git. Tamam. Yaz olduğu için anlatıyorum size. Mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Şualar 231. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cennet hususiye şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Hakikaten imanda öyle bir lezzet var ki. Yani acayip bir şey. Şimdi mezara hiç akrabanıza gitmiyor musunuz? O kefene sarıldığı zaman, toprak ötülü. İmandan başka oraya nasıl teselli verecek? Aklım almıyor ha. Yani imandan başka orayı ne aydınlatabilir? Kefene sarılıp koyuyoruz. Bu elimle o kadar ceset yıkadım ki ya. Yani oraya koydun. İmandan başka onu nasıl aydınlatacak ya? Nasıl çözecek o meseleyi? İnsanın en büyük meselesi kabir meselesi. Nasıl çözülecek? Aynen öyle de Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiştir ki küfür ve bilhassa küfür mutlakın ve nifakın ve irtidatın, münafıklığın var ya, öyle karanlıklı, dehşetli elemleri, manevi azapları var. Eğer tecessüm etse, o donsa, o mürtet adama bir hususi cehennem olur. Hatta 220 Mesnevi Nure'de diyor ki, kefeni, yani kantarın kefesini düşünün. Müslümanın cehennemi cismanisi, ahirette cehennemi koysa kefeye, kafirin dünyada almış olduğu manevi elem daha fazladır. Niye çıldırmıyor? İptali his ediyor diyor sözler 632'de. Hani dişi deldirmişsinizdir böyle. Ben biliyorsunuz. Hani dişçi ve çıldırır adam. Ne? Uyuşturuyor ya. Ha, günah da böyle. Ruhu uyuşturuyor günah. Sersemlik veriyor. Böyle artık mantar. Fok balığı. Geçimsiz, bağnaz, taasur, hırçın, ahlaksız. Bir anda patlar böyle. Tahliyesi bu yok. Bir balon düşünün. Haddinden fazla hava basılmış. Tahliyesi bu yok. En ufak basınçta güm diye patlar. Patlama işte. Öfke patlaması bundan oluyor. Bir tahliyesi bu koysa bemeci gibi. Bir tahliye sibabı koysa, nedir o? Tahliye sibabı işte dershaneler, namaz kılmalar, oruç tutmalar, volkan işte. Tahliye sibabı, bugün akşama yaptık, şimdi geldik, tahliye sibabı. Tabii ya, şu anda rahat değil misiniz? Rahat değilseniz en büyük sorumluluk bana ait. Sizin suçunuz yok, haşa. Çünkü niye? Burada güzel bir atmosfer var, sirayet var. Elhamdülillah, iyi ki iman var. İmanınızdan daha değerli bir şeyiniz var mı? O zaman onun kapasitesini ve çapını genişletmek lazım. İman. İman nasıl artar? İman nasıl artar biliyor musun? Sabaha namaz kılmak, gündüz oruç tutmak değil. Günahı terk etmek kalitesi yükselir. Ustad diyor ki, takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Meniyat ve günahlar lugatta aynıdır.
Risale-i Nur'da aynı değil. Menihat, defi mefasit, günahlar terk-i kebair. İlk önce terk. İlk önce terk. Farzlar yapmadan önce terk edeceğiz. Hacca gidiyorlar, ümreye gidiyorlar. Resim çektiler, ha buradayız. Artistik ya, ulan nereye gittin ya? Böyle zevk alabilir misin orada? İlk önce terk. Bunlar da terk edecek. Ne kadar terk edersek, o kadar ibadetimizden, imanımızdan, namazımızdan, dersimizden, kitaplarımızdan zevk alacağız. Terk olacak kardeşim. Bak bir şey söyleyeyim. Bir daha. 10 cüz kitabı, Kur'an okudu. Sebabı tabii ki fazla. 10 dakika internette hiç münasip sana yakışmayan videolara girsen, 10 dakika, 10 cüz. Elbette ki 10 cüzün sebabı fazladır. İnşallah. Fakat onun yaptığı tahribat ve ruha çöküntü, o 10 cüzden aldığın lezzeti bir anda tahrip ediyor. Git yat, 10 cüz okuma, 10 dakikada seyretme. Günahlı ortamdan günahsız ortama seyretmek, geçmek hicrettir. Ah ah! Bir gün karşımıza çıkacak bu ortam ahirette. Bunlar hep size sorulacak. Bunlardan da bahseden kimse kalmadı biliyor musunuz? Bir hoca vardı, Allah razı olsun, bir başka bir dini cemaattan. Dedi ki, hocam dedi, ben televizyonun aleyhinde konuşuyordum dedi. Maalesef ben de almak zorunda kaldım. Soda da diyor. Bir sen kaldın ha diyor. Çay dedi. Hocam diyor, bari sen bırakma bu işi. Ben şimdi diyor diyemiyorum, utanıyorum. Çünkü benim bankumda var. Şimdi ona da gerek yok. Televizyonu, internet öyle. Ondan sonra, kapattık. Hadi kapattık. Hadi derse gidelim. Tamam, kar kardır ama alamıyoruz da zevk. Bak usta da sirayet etmiş sıkıntı. Uzak dur elinden geldiği kadar kardeş. Şey için, hap içmemek için. Aynen öyle de Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde da işaret edilmiş ki, küfür ve bilhassa küfr-ü mutlakın ve nifakın ve irtidatın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri, manevi azapları var. Bak adam atlıyor, intihar ediyor, ilaç içiyor. Zehir içip intihar ediyor. Eğer tecessüm etse, o mürtet adama bir hususi cehennem olur. Mesela cinnet geçirdi diyor. Gazali der ki cin olduğu nettir. Yani işlenen günahlar patlama yapıyor işte. Cin net, cinsel. Cinsel de öyle. İşlenen günahların yükünüyle ortaya çıkan bir haldir. Ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ama sıkıntı doğasında olan sıkıntı, günahtan gelen sıkıntı değil. O çok büyük nimettir. Farklılıkları birleştirmeye yarıyormuş. Hani böyle bazen kabz ve bastanetler olur ya. O nimettir. Bunu nasıl ayıracağız? Şöyle. Mesela sıkıntı var ama hemen akşam yatarken mesela yapılır. Daha yatmadan şöyle bir dur böyle. Sıkıntı var mı yok mu? Sıkıntı varsa hemen o sıkıntı izi takip et. Takip et. Felancanın kalbini kırdı. Hemen sana vicdan söyleyecek. Haşir meydanın küçük provası, küçük numunesi vicdandır. Hiç onu susturamazsın. Akıl tatil eşgal etse, kandırsan kendi kendine, vicdanı kandıramazsın, kendi vicdanı. Ben oturdum yatağına, bir sıkıntı var. Ya bir sıkıntı var da yatamıyoruz. Kalk kardeş, zorlama kendini. Ulan ne içsin, neyin nesi bu ya? Takip et izi sıkıntı. Mutlaka bir şey yaptı. Git onu hemen tövbe. Kul hakkına şey yaptınsa hemen telefonu, mesaj al. De ki hakkını helal veya ödeyeceğim. Kul hakkından, adaklarında uzak duracaksın. Namazı vaktinde kılıp tesbihatı yapacaksın ki herkesten sevap gelsin sana. Asay-ı Musa'yı okuyacaksın, Hizbul Kur'an okuyacaksın kardeşim. Bunlardan en mühimi namazdan da önce ilk önce günah terk edeceksin. Çünkü önce La ilahe illallah sonra. La ilahe sonra illallah. La ilahe. İlahları terk edeceksin o. İlah putları hoş onları. Sonra illallah olacak. İlk önce o putları. Demek ki sıkıntı eşittir işlediğimiz günahlardır. Fiziksel boyutudur. Ve
bu fidanlık dünya mezrasındaki hakikatler ahirette sümbüller vermesi noktasında bu zehirli çekirdek o zakkum ağacına işaret eder. Yani işlenen günah. Yani cehennem var mı? Cennet var mı? Var. Delilimiz nedir? Şeyde gene bu şualarda kaçıncı sayfada bakayım 259 muydu? Diyor ki ben hemen açayım yerini de merak eden varsa diyor ki şimdi biz öyle sıkılmıyor muyuz? Puf. Yani maddede böyle bir şey yok. Cesette. İşte bu sıkıntı, surur, neşe, saadet, buhran, bunalım, panik atak, ikisi de tereşuhtur, sızıntıdır. Ötelerden haber veriyor. Mesela yukarıki kattan şey gelse, su sızıntısı olsa, der miyiz ki yatak odasında musluğu açık unuttular? Yatak odasında musluk olur mu? Olmaz. Nerede olur? Ya tuvalette, ya banyo, mutfakta. Ha, küçük küçük su sızıntıları menbaında haber verdiği gibi o sıkıntı da cehennemde haber veriyor. Sayfa 220, gözlüğü değiştirdiğim için zor okuyorum. 29. Bak not çalışmışım öyle de. Tereşu var ya, tereşu, sızıntı. Menbaında haber veriyor. Yani cehennemi kendi alemimizde var canım. Cehennemi yaşıyoruz ya. Cehennem var mı sorulur mu? Zaten yaşıyorum ben. Cehennem gibi yaşıyorum. Patladım ben. Dokunma kimseye. Hemen patlıyor ya. Yani. Trafikte, şurada, burada. Bu nasıl gerilmiş bu insanlar? Demek ki insan zaten cemül cemdir. Camül ezdattır. Bütün zıtların cemidir insan. Allah'ın dışında yaratılan bütün 18 bin, bir rivayete göre 28 bin alemin camül cemidir. Yani bizde var olanlar tereşu ediyor işte. Buhran, bunalım, panik atak, kabz haleti, celal. Kastamonu 8'den söylüyorum sayfada. Bizdeki surur, neşe, saadet, neş böyle uçuyoruz böyle. Bastır, bu da cemal tecellisidir. Niçin böyle Allah veriyor bunları? Bak diyor, sana diyor ki, bak küçük bir sıkıntıya tahammül edemiyorsun, bağırıp çağırıp kırıp döküyorsun. Biraz da ileri gidersen intiharı düşünüyorsun. Bu diyor bir 70 bin perdeden geçmiş tereşu, su sızıntısı, cehennemde haber veriyor. Ya aslı nedir? İntihar edip sanki sıkıntından kaçıyor. Neye benziyor? Sinekten böyle kaçıp canavara teslim olmak gibi. Şimdi sen intihar edip de nereye gidiyorsun? Kurtuluşa mı gidiyorsun? Gel buraya. Allah size demiş ya, ha böyle bir gel şu an demiş ya, böyle bir gel bakalım. Gel. Seni alacaklar oraya, aferin lan. Nereden geliyorsun ya? Ne yaptın? İntihar ettin. Çok iyi lan. Nasıl yaptın lan diyecekler. İntihar mı verecekler? Gel böyle. Barla 258'de diyor ya, gözünü çıkartamazsın. Değil mi? Allah'ın verdiği organları farklı yerde kullanamazsın. Ya sana... Demek ki insan aleminde o alemlere işaret eden lümineler var. Zaten burada öyle diyor. Bu fidanlık dünya mezrasındaki hakikatler ahirette sümbüller vermek noktasından bu zehirli çekirdek o zakkum ağacına işaret eder. Ben onun bir mayesiyim der. Ben onun bir özelliğini taşıyorum. İnsandaki o acayip dehşetli şey. Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacına bir husisi nümenesi benim meyvemdir der. Bir yerde okuyayım, keseceğim. İnsan oralara işaret ediyor. Sıkıntı ile buhran, bunalım farklıdır. Mesela durup dururken bir sıkılırsınız. Havanın bozukluğundan, maddenin bazı maddeleri. O günahla alakalı değil, o sıkıntı. Hani olumsuz evde olmuştur, iş yerinde olmuştur. Onlar nimettir, eğiticidir, unutmayın. Sihat ve servet batırdı adam çoktur. Hastalık ve musibet, yokluk, fakirlik eğiticidir, öğreticidir. Öğretiyor, yetiştiriyor adamı. Böyle, hani derler ya, bir musibet bin nasihattan evladır. Böyle bir tane böyle darbeyi yedik mi, öyle eğitiliyoruz ki. Ya. Acayip bir şey. Şimdi buradan bir yerde okuyayım bakayım ne diyor.
259. Nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane sübünlendiriyor. Yani şeyde 600 kaçtı? 603'te 15. Şua'da şöyle diyor peygamberimiz için, diyor ki dünyaya gelmesiyle alemi gaybi alemi şehadeti taşıdı diyor. İnsanlık. Mesela şu bedensel var ya, kemik, et. Bunun dışında vefa, haya, idrak, şefkat, muhabbet, aşk dünya cinsinden değil ama dünyada kullanılıyor. Bedende olup bedende olmayan. Bu cihette bakın, insan dünyaya gelmesiyle alemi gaybi alemi şehadeti taşımış. Alemi gaybi, isterseniz okuyayım bak. Peygamberimiz için de söylüyor. Dolayısıyla herkes için, hani insan olduğumuz için ondan onu teşekkür etmişiz. Bak kaç diyor? 603. 621 tope. 620 var, diyor ki levlake levlak lema halaktu leflak, hitabına mazar ve hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve sebebi hilkat alem, hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı ve sermedi cemal-i zülcelal'in baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli efalinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektupları olması. Burayı şey için okudum, şurası için. Baki bir alemi taşıması. Alem-i şehadete. Baki alemi buraya taşıdı. Bak böyle söylüyorum. Vefa. Ne kaç kilodur? Var mı metresi? Metresi. Ölçebilir misiniz? Metre ile kantarla. Haya. Edep. Şefkat. Merhamet. Aşk. Nasıl bir şeydir? Aşk nasıl bir şeydir? Merhamet nasıl bir şey? Tipi var mı? Hacmi var mı? Kim yarattı onu? Hani Allah için sorarlar. Merhametin kaynağı var mı? Allah'ı kim yarattı? Şefkati kim yarattıysa? Yok ki kaynağı. Dünya cinsinden mi? Maddede olup madde olmayandır. Hani cesedin dışında bütün sıfatlarımız ötelerin buraya taşınmasıdır. Baki alemi taşıması. Baki alemi alemi şehadeti taşıyor. Mesela güneşten kopan, gelen bir foton var. Güneşin bütün özelliğini taşıyor. Mesela gözden çıkan şua, kalbimi sana taşıyor. İnsanı mezara, deveyi kazana koyuyor. Ne acayip bir şey ya bu eser ya, hakikaten. Baki alemi taşıması. Gelmesiyle getirmiş. Baki alem insanda. İnsanda. İnsan, bütün alem insanda cem olur. İşaret-i Caz'da diyor ki, İşaret-i Caz'da diyor, neyse bak diyor ki, Hazreti Ali diyor ki, radıyallahu anh, sen kendini küçük zannetme, sen kendini küçük zannetme, bütün alem sende cem olmuştur. Sen öyle 60 kilo, 70 kilo zannetme kendini. Sen bu değilsin. Yani sen madeten 60 kilo olduğunu ile mi ifade ediyorsun? Bütün alem sende dürülmüştür diyor. Ona ustad şey de misal veriyor. Diyor ki burası değil. Koca çınar ağacı diyor. Koca bak şurada çınar ağacı sayfa 187'de. Koca çınar ağacı için çekirdeğinde derc edilmiş ya. Diyor ki ve tez umu enneke cirmu sahirun ve fiken davel alemul ekber. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyük. Allah Allah. Ve tez umu anneke cismun sahirun. Yani sen cisimle böyle küçük bir şeysin, sahirsin, ufak bir şeysin. Fakat ve fiken davel alemul ekber.
İnsan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Size bir şey söyleyeyim. Burada mıyız? Bak keseceğim zaten yakında. Şimdi bu bina nerededir abi? Sultanbeyli. Sultanbeyli neyin içindedir? İstanbul hudutları içinde. İstanbul neyin hudutları içinde? Türkiye. Türkiye dünyanın. Ha, tamam mı? Böyledir. Mantığı budur. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Şu binanın içinde Sultanbeyli var desem. Sonra onun içerisinde de İstanbul var. Onun içerisinde Türkiye var, onun içinde dünya var. Peki bu bina nerededir? Aynen onun gibi bir şey söyleyeceğim size. Bakayım görebilecek miyim? Yusuf! Yusuf abim burada mısın? Bak şimdi. İyi yaslan abim. Adl kelimesinde. Matematik. Matematiğin vücudu yoktur ha. Yaratan kim yarattı da sorulamaz. Realitesi, somut tarafı. Sıfır var mı kainatta? Sıfır nerededir? Yok diyorsun ya. E yoku nereye koyacaksın varlığı? Öyle kabul ediyoruz. Yok. Sıfırı kim yaptı diye sormazken Allah'ı kim yarattı diye soruyoruz. Her şeyi tanımlayan sıfırın kendisi tanımlanmaması gerekiyor. Her şeyi gösteren kendisi gözükmemesi lazım. Bütün sayı, matematikte sayı tektir. Her şey ona nispet edilir. Bir vardır, başka bir şey yoktur. İki, üç, bire nispet edilerek olmuştur. İki tane bir bir araya gelirse iki olur. Her, bütün sayılar neyle nispet edilir? Sıfırla. Sıfırın sayısal değeri var mı? Yok. Her şeyi tanımlayan kendisi tanımlanmayacak. Ha, matematik böyle Allah'a düşünülür. Kainat, Big Bang'den önce de sıfır zaman matematik vardı. Çünkü matematiğin vücudu yoktur ama bütün vücut onunla ifade etti. Şimdi bak, bu binanın içerisinde Sultanbeyli var. Onun içinde İstanbul, onun içinde Türkiye. Diyor ki, Ad şeyinde 308. sayfadan okuyorum Yusuf. Bazılar diyor ki nereden çıkarttı diyor. Tipi tipten. Şu kainat öyle bir saraydır ki. Sarayı hayal edin. Yüksel. Kainatı bir saray koyduk. Koyduk mu abi? Koy. Sen kimsin bak. O saray sensin ne olur. Sen kimsin bak. Şu kainat öyle bir saraydır ki tamam. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Onun içinde bir şehir varmış. Sarayın içinde. Şehir varmış. Ve o şehirde her vakit, o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynağı bir memleket varmış. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvalan bir alem varmış. Bir saray varmış. Sarayın içinde bir şehir varmış. Şehrin içinde bir memleket varmış. Onun içinde de bir alem varmış, dört tane. Peki saray nerede? Hani diyor ya, işaret edeceğiz da. Sen kendini küçük zannetme, bütün alem sende durulmuştur. Peki sen neredesin? Bütün alem insanda. Sen nerede? Ya, başka bir mevzu. Kendini basit zannetme ne olur, çöplük harcama. Niçin onlardan atladın? Çok kıymetlisin. Senin fotokopin yok. Sanayi de değil, çakma da değilsin. İstepne lastiğin de yok senin. Hani bu patlarsa bunu takarım ben ölürsem. Sen orijinalsin. Senin gibi kimse yaratılmamış, yaratılmayacak bir daha. Çöplükte harcaman ne olur kendine. İnan. Aha kalp şöyle. Pişt, pişt, pişt. Ezeli ve ebedi. Bir daha. Ezeli ve ebedi. Bir daha. Ezeli ve ebedi. Bir daha insan olamayacaksın ve gelmeyeceksin oraya. Değmeyin. İnan değmeyin. 13 yaşında bugün haber bana gelen cemaatimizdeki bir çocuk. 13 yaşında pankreas kanseri. Akciğeri de sıçramış. Abi ne yapabiliriz dedi. Vallahi dua yapacağız. Bitti. 13 yaşında. Dün geçti. Yarın var mı? Söyleyin kabristana. Ölen hep ihtiyar mı? Okulun yaşı kaç? 7. Askerlik yaşı 20. Kabrin yaşı yok.
sakın kendi gençliğine güvenme. Gençlik damarı akıldan ziyade his ve hevesi değil. Yapma. Yaz geldi. Kendini kontrol et. Yapma. Değmiyor. Geçen sene de denmişti. Değdim yani işledik ona. Bir günah yapalım da değsin ya. Hani cehenneme gittiğimiz zaman tövbede. Ulan geldik ama değdi ya. Öyle bir günah işledik ki falan. Cehenneme olsun lan. Cehennem değil ama değdi ya. Diyebileceğimiz bir şey var mı? Değmiyor ya. Bak size bir şey de söyleyeyim. Bu derslere katıldınız mı? Günahlardan da lezzet alamayacaksınız. Çünkü günah işlerken de elem alıyorsunuz. Ben de öyle oluyorum. Çünkü niye? O anda vicdan sizi yiyor. O gafil sefiller var ya, o gaflet onlara bir derece nimet olmuş. Onlar sefyane menüs bir lezzet alır. Sen alamazsın. Hayatı dolu dolu yaşadın diyor abi. He? Hayatı dolu dolu yaşadım diyor. Dolu dolu nefsane bedensel hayatı yaşamış. Evet. Ya. Ve bir derece evet, bir derece o menüs bir lezzet alır. Sen alamazsın. Hasan abi şimdi ona dedik ya, onun gibi biz lezzet alamayız. Alamazsın. Ama buraya geliyoruz, tam da imanı elde edemediğimiz için imanın da lezzetini alamayız. Yok, imanı tam değil, imanın tamı mamı yok. İman imandır. Yükselik, yüksekliği. Kalitesi. Tam, neyse, kalitesi kalite olduğu için o imanın lezzetini olsun da alamayız. İki arada bir derede zaten bir hal oluyor yani. Zaten şey diyor, bak ne diyor, onu da sana söyleyeyim. Diyor ki, kafir niçin kafayı yemiyor? Diyor ki, eğer vurursam, kafir diyor, iptali his ettiğinden dolayı küfrünü, küfründen dehşetli almıyor. Müslüman da gafil olduğu için imanının tam lezzetini alamıyor. Eğer imanın gerektiği gibi imanın iktizasını, lezzetini alsaydı zaten dayanamazdı. Çünkü diyor ki, kafir eğer günahlarının elemini alsaydı, tam neredeydi? Şu bir yerde, şuralarda bir yerdeydi. O zaman yaşayamazdı. Ha. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşeri nazarını afaka dağıtan ve boğan ceyranlar iptali his. Hani dişçinin çok güzel misaldir. İğne vurup da dişe müdahale ediyor anlamıyoruz ya. Veya narkoz verip ameliyat yapılıyor. Buna iptal his deniliyor. Bu günahlar, unutmayın, günahlar iptal histir, narkozdur. Ruhu narkozluyor. Şşşt, ruhuyu. Artık bedensel hayal. Lekara lukara, mutfak tuvalete takış. Bu dikdörtgen içinde yaşıyor. Peki nasıl lezzet alıyor? Ruhu narkoz demiş. Bak böyle diyor. Bir de okuyayım. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşeri nazarını afaka dağıtan ve boğan ceylanlar iptali his nevinden bir sersemlik vermiş ki. Sersem ne demek biliyor musunuz? Sersem. Bak sersem söylüyorum. Şimdi ben sizi görüyorum. 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 Çok güzel bir şekil yapmışsınız o türler. Her tarafı görüyorum. Şimdi bir adam beni çevirseler şimdi. Çevir. Artık siz ne olursunuz duvarla? Bir silüet gibi olur. Renk gibi böyle birbirine karışır. Görebilir miyim? Bunun adı sersemdir. Hiçbir şey yerinde değildir. Her şey birbirine girmiştir. Baki fani, fani baki olmuştur. Onun için bir de okuyayım. İptal his olunca nasıl anlarız? Hiçbir şeyi yerine koyamazsın. Ne, nasıl anlarız yerine koymak? Yerinde ve değeri kadar değer vermeyiz. Ya basit şeye çok değer veririz veya basite çok değer veririz veya çok değerliye hiç değer vermeyiz. Bu sersemliktir. Diyor ki iptal isnevinden bir sersemlik vermiş ki ey burayı dinle bak. Ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tahmin edemiyor. Ehli hidayet dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Neyin? En büyük nimet nedir biliyor musunuz? En büyük nimeti söyleyeyim size. Bak, dünyada en büyük nimet nedir? Nuru iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki
Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Nimet olduğunu bilmiyoruz. Allah nimet. Tobi'ye elma armut etmek gibi biliyoruz. Allah kadar fesubhanallah. Allah'ıma selam olsun. Başım döndü de. Fesubhanallah. Allah'ımızın, imanımızın kıymetini bilmiyoruz. Basit şeyleri tercih ediyoruz. Basit şeylerin sözünü yapıyoruz. İmanımızın iktizasını beşeriz de düşüyoruz. Ama şöyle dua edeceğiz. Ya Rabbi, kusurumuzu affeyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Emaneti kabzetmek zamanında bizi emanetle mi yıkın? Ya Rabbi, ben insanım. İnsanda bir beşeriyet var. Beşer. Şerlerle dur. Beşeriyetin iktizası olarak düştüm ya. Sen çok iyi biliyorsun ki ben bunu istemiyorum. Ama ben beşerim. Nefsaniyet var. Bunlar yaptırıyor. Allah'ım ben buna razı değilim. Beni affet. Ne olur ya Rabbi affet. Ve yatağa gitmeden, girmeden Allah'ım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri ve kıymeti hatırına 124 bin peygamberin, 120 peygamberlerin, 124 milyon evliyanın, mücedditlerin, müfessirlerin, mümin ve müminatların imanlarının hürmetine Allah'ım geçmişten bu yana aklen, fikren, hissen, fiilen bildiğim bilmediğim bütün günahlardan, şirklerden, dalaletlerden bunu niye yaptın, bunu niye söyledin, bunu niye yapmadın, bunu niye söylemedin, itabına vesile olacak bütün şeylerden onların hürmetine affeyle beni değil. Ve demeden uyumamak lazım. 12'den önce gün 12'ye kadar, gece 12'ye kadar günah yazılıyor. Belki tövbe eder diye. Sebap belki vazgeçer diye hemen yazılıyormuş. Bize çalışıyor melekler. Bak melekeleri var. 12'ye kadar bir istiğfar edip ya Rabbi, Cevşen'in başındaki var ya, onu yapamıyorsan ve tuvaline ya tevabu ya kimun tevbetene sorle yakmine lezine zefalu fahşeten evzelam ufusakim zekirullah festağfurullah lizunu bi vini ve min yağfir zunu beylallah estağfurullah lazim el kerime lezi la ilahinna ve la yukaymeti bin esmanı 11 defa diyemezsen şu kadar diyemez misin? Estağfurullah. Estağfurullah. Allah aşkına bu 3 defa demeden ya silinsin ya. Silinsin. Ya nasıl silinir olur mu ya? Sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Siliyor. Ya olur mu ya? Ha senin itirazın gibi şeytan da itiraz ediyor. Yap yap diyor silinir, silinir. Şeytanın burnu sırtılıyor. Diyeceksin ki bu kadar kolay. Kolay değil işte. Yapamıyorsun. Ya kaç defa yaptın? Hani kolaydı? Yaptırmıyor adam. Unutturuyor. Adam akıllı adam. Zeki adam. Aklı yok. Aklı vahye bağlayana akıllı denilir. Aklını midesinin hoşgörülüğüne bağlayana da zeki denir. Şeytan zekidir, akıllı değil. Ama ilim sahibidir. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi, semavi arzi, ulvi ve sufli, her türlü sıkıntılardan, cinlerden, şeytanlardan, ervah habiselerden ve vadi şerlerden sizi ve sizi sevenleri, size dua edenleri, sizin dua ettiklerimizi, ettikleri, her kimler varsa onlara da Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Onları da muhafaza eylesin. Amin. İki cihanı da aziz eylesin. Kimler bize dua ediyorsa, kime de söz vermişsek, bizim ettiğimiz, bize edenleri de iki cihanı da aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu memleketimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, namusumuzu, insi ve cinli şeytanlar şerrinde selam ve arzafatlardan muhafaza eylesin. Amin. Memleketimize kıymak isteyenleri, zulmetmek ve dalaletlere, küfürlere, ve işgal etmek isteyenleri her türlü maddi ve mali. Allah'ım işlerinde kabil ıslah olanları ıslah eyle. İslah gayri kabil olanları kahhar ismine kahru perişan eyle. Ya Rabbi imanla Kur'an'la ya Rabbi kabre girmeyi ustadımıza talebe Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet olmayı nasip eyle. Burada beraber cem olduğumuz gibi kabirde haşirden ve sırat köprüsünden beraber cem olmayı nasib-i müessereyle ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin el fatiha teman selavat amin abi ikramlar o çeyre gelişe